Usta ne haber? İyidir Demir, hoş geldin. Hoş bulduk. Ya şey, Ömer amca vardı ya, hani geçen gün parasını kaybeden. Evet. Ne zaman uğrar? Belli olmuyor ki Demir, arada uğruyor. Genelde de sabahları gelir ama hayırdır? Yok, bir işim var da. Bekle biraz istersen. İyi, bir çayını içeyim o zaman. Tamam, hemen getiriyorum. Şuna baksana. Ne lan? Cebindeki zarfı görüyor musun? Ne olmuş zarf işte? Oğlum, dün Ömer abi anlattı ya. Emekli ikramiyem saman kağıdı bir zarfın içindeydi dedi. Zarf lan bu. Ne belli onun bu zarf oldu? Oğlum, bu demir önünde gidelim. Kesin Ömer abinin parayı çekti. Vallahi mi lan? Oğlum, mırsız değil mi bu herif? Öykücüğüm hadi ama güzel güzel yesene. Canan abla canım istemiyor. Ama olmaz böyle bak, bir dilim ekmek bile yemedin, böyle aç aç okula gidilir mi? Hadi kuzum. Yemezsem olur mu? Peki tamam, ama biraz sütünden iç, olur mu? En azından yarısını. Yeterli mi? Yeterli. Hadi kalk bakalım, hazırlan. Çıkalım. Usta. Buyur. Usta, ben daha fazla bekleyemeyeceğim. İşe geç kaldım da. Sen Ömer amca gelince benim numaram var zaten, sen de verirsin ona. Eyvallah Demir, merak etme. Unutma ama yani, arasın beni, tamam mı? Tamam. Hadi kal sağlıcakla. Güle güle. Ömer amca? İşte bu adam Ömer amca. Bak senin zarf cebinde. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hakkınızda şikayet var. Şikayet mi? Yazıklar olsun sana. Bu beyefendi sizin parasını çalmakla suçluyor. Ha, yok yok, ben para falan çalmadım. Ne yalan söylüyorsun? Ne diyorsun kardeşim sen? Önceki zarfı diyorum. Ömer amcanın zarfı. Tamam, bu benim zarfım. Hayır tamam, bir yanlış anlaşılma var bakın. Ömer amca ben... Hadi kardeşim ben... Yanlış anlama falan yok. Emniyet anlatırsın derdini. Hayır hayır, bir saniye. Bir saniye. Bir... Ömer amca. Ya bıraksanıza, ben bir şey yapmadım diyorum. Hadi kardeşim, hadi zorluk çıkarma. Ya bir şey yapmadım, yapmadım diyorum. Zorluk çıkarma. Ya bir şey yapmadım diyorum size, bir şey yapmadım. Hadi kardeşim hadi. Baba. Emniyet anlatırsın derdini. Hadi. Demir. Baksanıza beni. Baba. Yaşlı bir adamın parasını çalmak neymiş, içeride görürsün. Hadi hadi. Baba. Kızım. Baba. Kızım. Tamam, tamam, korkma kızım, korkma. Demir, ne oluyor? Yok bir şey, bir yanlış anlaşılma baba var. Candan siz gidin. Hayır, gitmeyeceğim baba. Gitmeyin demiyorum. Öykücüğüm tamam. Öykü tamam, gel canım gel. Baba, parayı ben buldum. Baba, ben buldum bu parayı. Gerçekten ben buldum, yemin ederim. Biz şimdi parkta oyun oynuyorduk. Sonra tavuğumuz kaçtı. Ben aldım. Çünkü bizim hiçbir şeyimiz yok, paramız yok, evimiz yok. Kızım, kızım tamam, ağlama, ağlama kızım. Evet kızım, parkta bulmuş, eve getirmişti. Ben de onu size getirmek için buraya gelmiştim de bir yanlış anlaşılma oldu. Baba, baba, özür dilerim, ne olur. Ne olur gitme baba, ne olur. Kızım. Baba çok özür dilerim. Kızım, bu parayı sahiden sen mi buldun? Evet ben buldum. Çok özür dilerim, yapmayacağım bir daha. Tüh, bir yanlış anlaşılma olmuş ya. Memur beyler, kusura bakmayın. Kızcağızı daha fazla ağlatmayalım, bırakalım gitsin. Ben de şikayetçi olmayacağım zaten. Emin misin amca? Eminim, eminim. Yazık, ağlatmayalım fazla bu çocukcağızı. Şimdi babama atlayacaksın, anladın mı abla? Yok, yok, yok kızım, yok baba. Hapsettin önce. Bak, bak yanlış anlaşılma olduğunu söylediler işte. Tamam, tamam, ağlama kızım. Yeah.
Ömer amca. Ben çok özür dilerim. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Zaten biz babamla da konuştuk. Tamam kızım, tamam. Sen üzülme artık. Ben seni anlıyorum. Kusura bakma Demir. Ben senin bu kadar zorda olduğunu bilmiyordum. Evinin yandığını falan duymuştum ama. Olsun Ömer amca. Sana karşı da ayıp ettik yani. Neyse biz okula geç kaldık da kalkalım. Ömer amcam hakkını helal et. Helal olsun oğlum, sen de helal et. Hadi kızım. Sağ ol Ömer amca. Tamam üzülme artık sen. İyi dersler hadi kızım. Sen de hırsızın kötü bir şey olduğunu anlamışsındır herhalde. Anladım baba. Özür dilerim, bir daha yapmayacağım. Biliyorum, biliyorum kızım. Hadi okula geç kalmayalım. Hadi bakalım. Ben bitirdim öyle. Tamam, masamı bırakabilirsin Mertcan. Ben de bitirdim öğretmenim. Sen de bırak tatlım. Gel. Özür dilerim öğretmenim, geç kaldım. Önemli değil de tatlım. Ne oldu, iyisin değil mi? Bir şey yok. Yok, iyiyim öğretmenim. Sadece geç kaldım. Tamam tamam, önemli değil. Bak arkadaşların kompozisyon yazıyorlar. Sen de başla istersen. Tamam öğretmenim. Konu neydi? Konu aile. Herkes ailesiyle ilgili birer kompozisyon yazıyor. Hadi başla. Tamam. Çocuklar herkes kağıtlarını bıraksın masaya. Ben hafta sonu okuyacağım. Pazartesi günü isteyenler de burada okuyacak. Öykücü, sen de evde yazarsın, getirsin. Tamam mı tatlı? Tamam. Ver bakayım. Öykü, ne oldu? Niye geç kaldın? Mertcan, çok kötü şeyler oldu. Aşağı inelim mi? Ben sana anlatayım. Tamam. Cemal. Efendim yine bekleriz. Patron sordu mu beni? Sordu oğlum, sormaz mı? Herif kırktır seni soruyor ya. Neredesin sen? Arıyorum, açmıyorsun da. Şş, ne yaptın? Verebildin mi parayı? Ya oğlum, Demir. Başıma neler geldi anlatacağım, anlatacağım. Patron, kusura bakma, kızımla ilgili bir durum oldu da. Demir, bugün senin için çok önemli bir işim var. Nedir? Bugün ülke çapında tanınan çok önemli bir gurme restoranımıza gelecek. Eğer onu yağırlarsak bu hepimiz için çok büyük bir fırsat olacak. Ve onunla senin ilgilenmeni istiyorum. Ben ilgilenirim tabii patron da, şef garsonumuz ilgilense daha doğru olmaz mı? Yine bahar nezlesi olmuş o. Bir şey gelmedi. Zaten bu kaçıncı oluyor. Neyse anlayacağın, ona senin hizmet etmen gerekiyor. Tabii tabii de. Yani ben daha yeniyim ya patron. Hani burada benden daha eski arkadaşlar var. Onlar daha genç. Hem tecrübesizler. Senin en azından serviste tecrüben var. Ağzın da iyi laf yapıyor. Aman diyeyim Demir. Bak bu adam çok ters bir adam. En ufak hatasında en meşhur restoranları yerin dibine soktu. Tamam patron. Elimden ne geliyorsa yapacağım, merak etme. Sana güveniyorum. Hem bu işi başar, dile benden ne dilersen. Sağ ol patron. Ben o zaman şefin yanına gideyim, çalıştırsın beni. Çabuk, çabuk. Tamam. Yarın gün ne aramış böyle sabah sana? Mertcan, sorma. Çok üzgünüm. Ya ben böyle bir şey nasıl yapabilirim ya? Az kalsın babam benim yüzümden hapse giriyordu. Ya tamam dur, sakin ol, bir şey olmamış işte, baksana. Öykü, yine neye mızmızlanıyorsun? Ne alakası var İlayda? İşte bile mızmızlanmıyorum. Tamam tamam, şaka yaptım. Ben seninle bir şey konuşacaktım. Ne konuşacaksın? Mertcan gitsin ama. İyiyim. Peki. Ben gideyim, siz konuşun. Ben sınıftayım. Öykü. Hani biz okuldan kaçmıştık ya. Bulununca annem bana çok kızdı. Ama sonra ne oldu biliyor musun?
Ne oldu? Sen babanla boşandığımız için mi böyle davranıyorsun? Yani böyle şeyler yapıyorsun diye önce bağırdı. Ama sonra sakinleşti, güzelce konuşmaya başladık. Sonra bana dedi ki, benden asla ayrılmazmış. Babamdan ayrılsa bile beni asla bırakmazmış. Bu dünyadaki her şeyden daha çok seviyormuş. Korkmama gerek yokmuş. Ne güzel işte ileride. Annen sen de bana söylemiştin, hatırlıyor musun? Annen seni asla bırakmaz, seni çok seviyor diye. Ben de sana gelip anlatayım dedim. Evet, biliyor musun? Sen gerçekten çok iyi birisin. Biraz tuhafsın ama yine de iyisin. Sen de çok iyisin İlayda. O gün benimle mendil satmaya bile geldi. Çok zevkliydi ama. Bence de. Bizim çaldı, hadi sınıfa gidelim. Aynen. Müfide teyzeciğim, hoş geldin. Pek hoş gelmedim kızım. Hani benim sersem oğlum neyse. Demir desen, Şiracı'nın şahidi Bozaç. Ya sen? Sen candan kızım, nasıl haber vermezsin bana? Müfide teyze, çok haklısın ama... Ya ben kendi haber vermek ister diye şey yapmam. Oğlum kendi başına evlenmelere kalkmış. Yani ağaç kovuğunda mı yetiştin sen? Aman yok mu senin? Ben konu komşudan duyuyorum. Rezilliğin beni bir para. Hiçbirinizde öyküdeki kadar akıl yok. Vallahi haklısın. Öykü kızım nasıl? İyi mi? İyi, iyi. Yani biraz kötüydü tabii yangından sonra ama iyi şimdi. Onu da beni arayıp anlatmadılar. Konu komşudan duydum. Müfte teyze, şey için söylememiştir belki. Ya sen üzülme diye. Ya orası senin evin sonuçta. Ama inan bana bak, dışarıdan birisi yapmış. Yani biz hiçbir şey yapmadık. Evladım, malın lafı mı olur, evin lafı mı olur? Demir oğlum, Öykü torunum, sen candan kızım sağ salim olduktan sonra. Mal nedir? Bugün gider, yarın gelir. Önemli olan can sağlığı, can. Aa dur, ben Uğur'a bir haber vereyim. Aa, sakın, sakın. Niye? Haber verdin mi o kaçar, gelmez. Ben ona sürpriz yapacağım, gelince de canını okuyacağım. Peki. Eşek sıpası seni. Taglete el raga. Bak, taglete el ragu. Taglete el ragu. Ha? Quattro farmaghi. Quattro farmaghi. Quattro farmaghi. Quattro farmaghi. Quattro farmaghi. Ha? Osobüs. O, evet. Lerveco carpaccio. Oğlum, levrek carpaccio lan o. Ha bildiğimiz levrek. Levrek carpaccio. Demir bana bak. Bu kadar kısa sürede ezberleyebilecek misin oğlum sen bunları? Ya bu kelimeler ne, anlamadım ki. Büyü mü yapıyoruz, yemek mi ya? Ya şef sen gözünü seveyim yani. Yanlış anlama beni de tabii ki. Bu adam var ya, ne tablolar, ne vazolar, nelerin içini ezberledi biliyor musun? Ne yapıyorsun ya? Oğlum kardeşim sen bulaşığa gitsen mi acaba? Ya yok oğlum, neye gireyim bulaşığa? Şimdi sen bana söyle bakayım. 5 numarayı bana söyle. 5 numarayı. Levrek carpaccio ve bruschetta. İşte bu, çak. Gördün mü? Hadi hadi. 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 Bir daha geçelim. Tamam, geç şu, geç şu bir dakika. Hadi Candan abla, söyle şu sürprizi. Olmaz ama sürpriz dedim. Ama çatlayacağım. Dur bakalım, tahmin edeyim. Ama edemiyorum. Tahmin etme bak, eve gidince göreceksin zaten. İpucu? İpucu yok. Hacı nine? Kara kuzum benim. Nasıl özlemişim. Oh, ben de seni çok özlemişim. Mis gibi kokar benim kara kuzum. Oh canım. Gel bak sana neler yaptım, gel. Bakalım beğenecek misin, gel. Tamam abla. Çok güzel bir sürprizim.
Efendim levrek, karpaccio ve bruschetta'yı öneririz. Levreğimiz deniz levreği. Pişirmek için kullandığımız tuz saf okyanus tuzu. Bruschetta'da kullandığımız ekmekleri fırınımızda yapıyoruz. Aynı zamanda sebzelerimiz de organik sertifikalı. İkisinden de alayım. Peki ana yemek olarak ne önerirsiniz? Ana yemek olarak ost sürüsü öneririm. Demi-glace sosumuz da ev usulü günlük. Tamam, alayım. Tabii, hemen. Ağzı böyle oynadı gibi sanki ha? Güldü mü? Uydurma oğlum ya, uydurma. Özendiniz değil mi tabağa? Bak bir aksilik olmasın Mehmet. Yok efendim, merak etmeyin. Hiç özenmez olur muyuz? Ya arkadaş, robot musun ya? İnsan bir hareket eder, bir şey yapar yani. Bir belli eder ya, beğendi. Bağırma sana bir. Beni arıyor galiba. Hadi koş koş koş. Efendim afiyet olsun. Nasıl buldunuz? Şimdilik gayet iyi. Ama tatlıdan sonra karar vereceğim. Peki tatlı olarak bir öneriniz var mı? Efendim penne cotta'mız var. Restoranımızın en lezzetli ürünü. Tamam alayım. Hemen hemen. Nasıl, beğendin mi kara kuzum? Ellerine sağlık Acun'cum, çok güzel olmuş. Oh, afiyet olsun benim kara kuzuma. Anlat bakalım. Ben yokken babamla Uğur amcan olacak yaramazlar neler yaptılar bakayım. Hı? Babam Canan ablama evlilik teklif etti. Uğur abim sevgi öğretmenimi babasından istedi. Öyleymiş. Ben yokken herkesin aşkı depreşmiş. Hatta benim şapşal oğlum bile aile kurmaya kalkmış da anasına haber vermeyi unutmuş. Benim ödevimi yapmam lazım. Ne ödevi tatlı? Yardım edebileceğim bir şey var mı? Yok Canlı abla, kompozisyon ödevi. Oo tamam, sen çok rahat yaparsın o zaman. Konu ne peki? Konu? Aile. Ailemizle ilgili bir kompozisyon yazacağız. İyi, hadi bakalım. Kolay gelsin sana. Kolay gelsin müdahalem. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben kalkayım. Tabii ki. Nasıl buldunuz efendim? Umarım sizi memnun edebilmişizdir. Yemekleriniz gayet iyiydi. Ama servisiniz muhteşem. Hele şef garsonunuzun beni ve damak tadım yönlendirmesine hayran kaldım. Teşekkür ederiz. Diğer önerileriniz için tekrar geleceğim. Bekleriz efendim. Yine bekleriz. Teşekkürler. Yine bekleriz. Yine. Buyurun. Aferin oğlum Demir, aferin. Ben ne yaptım ki yani? Şansım yaver gitti sadece patron. Hadi canım, şanslı olsaydı bu işler. Gerçekten çok teşekkür ederim. Vallahi günü kurtardın. Estağfurullah, estağfurullah. Yani ben işimi yaptım sadece patron. Sağ ol, hadi. Tamam, tamam. Beyler, ben ileriden kaçayım, pansiyona gideyim diyorum ya. Ya oğlum eve gel, bir yemek ye, ondan sonra gidersin.
Oğlum yemeyecek misin yengenin yemeklerinden? Ya oğlum ayıp her akşam her akşam ya. Lan saçmalama, ne ayıbı? Allah Allah. Oğlum şaka maka, öyle güzel yemek yapıyor ki. Hatta bir şey itiraf edeyim size. Yemin olsun anamdan bile daha iyi yapıyor ya. Ercan abi varsa var ya, öldürür seni. Alo. Alo. Demir. Nasılsın oğlum, ben Ömer amcan. Ha Ömer amca merhaba, iyiyim. Hayırdır? Ya seninle bir şeyler konuşmak istiyorum. Bir kahveye kadar gelebilir misin? Geleyim geleyim tabii de. Bir şey mi oldu? Ya hele gel bir sen de yüz yüze konuşalım. Daha iyi olur. Tamam tamam, gelirim. Tamam bekliyorum. Tamam. Ömer amca aradı. Ne oldu oğlum, hayırdır? Ne bileyim, kahveye gel diyor. Ya bu para mevzusunda ayıp etti ya, onun özürünü falan verecek herhalde. Herhalde, neyse ben döneyim o zaman. İyi tamam, dön evde görüşürüz. Tamam tamam tamam. Evet. Geliyorlar, geliyorlar. Anacığım. Şükür tanıyabildi. Anacığım. Hoş geldin anacığım ya. Ah vallahi çok özledim ben seni be anacığım ya. Hacanım hoş geldin. Hiç hoş gelmedim, hiç. Hayda anacığım, niye öyle diyorsun? Ne oldu ya? Tüh, terbiyesize bak, bir de soruyor. Şimdi alacağım seni ayağımın altına. Anan olmadan kız istemeye gitmek neymiş ha? Cevap ver bana. Anacığım açıklayabilirim yani şimdi şöyle... Sus, cevap verme bana. Ama karar ver anacığım sen de. Anacığım siz özlem giderin, hadi ben kaçtım eyvallah. Gel bakayım buraya. Hiçbir yere gitmiyorsun, bana hesap vereceksiniz. Gir içeri. Nerede o Demir? Anacığım Demir'in biraz şeyi var, işi vardı ama gelecek. Ha Demir hoş geldin. Ömer amca. Ha hoş geldin Demir. Geç otur oğlum. Hayırdır? Hayır, hayır. Nasılsın oğlum? İyiyim, iyiyim Ömer amca. Bir şey mi oldu? Kusura bakma Demir. Sana hiç yardımcı olamadık. Elinde avucunda ne varsa kaybettin. Hep görmezden geldik. Aman Ömer amca. Dur, 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 dur oğlum, dur. Al şunu oğlum. Bu ne Ömer amca? Ya bu benden... Çoluğuna, çocuğuna, ailede ufak bir yardım. Yok Ömer amca, sağ ol. Yok, gerek yok. Bunu alırsan benim yüreğimi de ferahlatmış olursun. Sana karşı zaten çok mahcubum. Hele benim paramı da bulup getirdin, bana teslim ettin ya. Bunu almakla beni çok mutlu edersin oğlum. İçiniz sızlamadı. Hiç mi hacı anamız başımızda olmadan kız istenir mi diye düşünmediniz? Yazıklar olsun size. Ya anacığım, yani sürpriz yapacaktık sana vallahi ya. Sus! Vallahi bu mevzuda hacı ana sonuna kadar haklı. Ben dedim bunu hacı ana. Ne dedin oğlum? Dedim ya oğlum, dedim ki ben ya insan anası olmadan kız ister mi dedim ama laf dinlemiyor ki senin oğlum. Ne diyorsun oğlum sen? Ya kardeş... Kusura bakma, bak senin için bir kamyon adam alırım ama ajanayı karşıma alamam. Ne yapayım, herkesin bir sınırı var oğlum. Oğlum sen dost musun, düşman mısın lan? Allah Allah. Bir insan iki dakikada böyle satılır mı lan hemen? Anacığım sen bakma buna. Vallahi bak, bu ne dediğini bilmiyor ki şu an. Sen sus bakayım Uğur, yeter. Hem suçlu hem güçlü. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Ya anacığım bak, yoruldum fırça atmaktan. Gözünü seveyim, otur biraz dinlen. Sonra kaldığın yerden devam edersin fırça atmaya. Anacığım, anacığım hoş geldin. Geç bakayım sen şöyle, nihayet gelebildin. Sen, bir niye söylemedin? Gelir alırdık biz seni. Kardeş, biz oralara geçeli çok oldu. Hadi benim oğlum Sersem. Peki sen niye hiç buna demedin? Hacı anam başımızda olmadan kız istenir mi diye ha? Ben söyledim anacığım, ben söyledim de dinlemedi beni yani.
Ya Müfide teyzeciğim ne desen haklısın. Ama ya biz mutlu olursun diye düşündük. Yani sevgiyi zaten çok seviyorsun. Hani onu gelin olarak görünce, böyle Uğur'la evlendiğini görünce memnun olursun diye düşündük. Hayır efendim, yanlış düşünmüşsünüz. Çünkü bu iş olmayacak. Hayda, ne diyorsun anacığım? Gözünü seveyim ya. Ne dediysem o. Olmayacak dediysem olmayacak. O kadar. Anacığım, anacığım tamam haklısın. Haklısın kızmakta ama ya. Olmayacak efendim, olmayacak. Ben gidip yatıyorum. Anacığım nereye yatıyorsun bu saatte ya? Bir dur konuşalım edelim, ondan sonra yatarsın. Dur bir dakika ya. Konuşacak bir şey yok. Olmayacak dedim, o kadar. Müfide teyze bir şey yemedin, bir şey hazırlayayım ben. Yok kızım, yol yorgunum, yemeyeceğim. Tamam o zaman Öykü'yü odadan çıkarayım ben. Zaten işgal ettik senin odanda. Yok yavrum, yatın siz orada. Ben gider öbür tarafta yatarım. Bu da kanepede yatar. Of. Bir şeyler hazırlayayım mı? Yok ya. Ben yiyeceğimi yedim, yemem daha. Demir sen? Yok çandan, yok iştahım kaldı. Ben bir gideyim ya. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım. Of. Baba. Ha. Hacından bayağı iyi kızdı. Sonra bücürük, çok kızdı. Sen bayağı bayağı korkuyorsun acınlandan baba. Korkacağım tabii, korkuyorum yani. Nasıl fırçaladı ama sizi. Ya çok komik. Evet çok komik. Ha. Komik bence. Baba. Hı. Hacınlam Uğur amca Sevgi öğretmenimin evlenmesine gerçekten izin vermeyecek mi? Yok canım. Yani verir herhalde. Yok şimdi ya verir muhtemelen. Bence acınlam haklı. Diyorsun. Diyorum. Evet çünkü ya düşünsene. Ben sana haber vermeden evleniyorum. Ne? Efendim? Ne dedin sen? Diyorum ki. Anladım ne dediğini de. Bir daha öyle şeyler istemiyorum. Konuşmayacaksın. Ama baba. Aması maması yok. Kızım sen evlenmeyeceksin. Sen bana bakacaksın. Duydun mu beni? Hiç gülme. Bu lafları duymayacağım bir daha senden. Baba. Ha. Siz Candan ablamla düğün yapacak mısınız? Bak hala düğün diyor. Kızım. Ne düğünü, biz evliyiz zaten, kaç kere evleneceğiz? Hayır öyle değil. Nasıl? Bayağı düğün. O ne demek? Candan ablam giymeyecek mi gelinlik? Böyle yerlere kadar uzanan bir daha. Ne bileyim. İster mi diyorsun? Bence ister. Ama sen yine de bir düşün. Ben yemeğe gidiyorum. Söyleyecektim anacığım. Lan anam değilim, benim Uğur kalk. Lan kalk sen oğlum benim. Söyleyecektim. Uğur. Çarpsın. Benim ben kalk. Ha, oğlum Demir. Kalktım lan anam. Kardeşim giyin çıkıyoruz. Aklıma bir fikir geldi. Senin işi çözüyorum. Vallahi mı lan? Vallahi. Hadi bir an önce giyin çıkalım, yolda anlatırım. Oğlum sen bu işi çöz. Yemin ediyorum dile benden ne dilersen lan. Ya tamam bir bezelik yapma işte, hacı anam kalkmadan çıkalım gidelim hadi. Tamam. Bu mu yani fikrin? Daha parlak bir fikrin varsa söyle kardeşim. Hayır yani şimdi anama diyeceğim ki akşam kayınbabamlar bizi yemeğe gelmek istiyormuş. Kayınbabama diyeceğim ki akşam anamlar sizi yemeğe bekliyor, öyle mi yani? Aynen öyle kardeşim. Yani anamla kayınbabama tuzak kuracağım aslında. Ha, bu bir tuzak. Oğlum bir saçmalama ya. Yani işte başka türlü yumuşamayacaklar belli ki. Yani işte birbirlerini birbirlerine davet ettiklerini düşünecekler. Doğru lan.
Doğru. Olur mu dersin? Olur tabii oğlum, olur. Düşünsene Hacı Anam karşısında gelinini gördüğümü kıyamayacak, direkt yumuşayacak. Problemi kökünden çözeceğiz ya. Vallahi doğru ya. Anam sevgi hiç kıyamaz ha. Ya? Güzel. Güzel kardeşim. İyi fikir. Helal olsun. Ya? Düşündüğünce tabii iyi fikir olduğunu anladın. Güzel güzel. Vallahi helal olsun kardeşim. Oğlum ne yapalım? Şey yapalım, gidelim. Şurada bir karnımızı doyuralım. Bak hiçbir şey yemedik. Oradan da mesai yaparız ha. Aa yok kardeşim, sana afiyet olsun. Benim halletmem gereken bir iş var. Ne işin var oğlum? Anlatırım sonra. Hatta gidiyorum ha. Lan oğlum ne işin var? Söylesene. Demir. Şşş. Allah Allah. Yine gizemli gizemli konuşmalar, işim var demeler falan ya. Vallahi güzel ya. Doğru ya. Anam sevgiye kıyamaz. Vallahi güzel kardeşim benim. Helal olsun sana ya. Güzel güzel. Olur mu iş?